merhaba arkadaşlar, bu sene birlikte ne yapıyoruz? Tabii ki de toz seramiği yapacağız. Peki nasıl yapılır? Önce şu kadarlık bir un. Sonrasında şu kadarlık bir tuz. Karıştırabilirsiniz çünkü. Şu kadar da su lazımdır size. Bunların hepsi yarım ölçü ama tek şu tam ölçü. Koyarken suyumuzu kontrollü koymamız lazım. Kaşıkla karıştıracağız ya da elimizle. Şimdi başlayalım. İlk önce unumuzu koyalım. Tamam. Şimdi birazcık şöyle dağıtalım her yerini. Tamam. Şimdi ne yapıyoruz? Üstüne tuzumuzu eklememiz lazım değil mi? Evet. Şimdi tuzumuzu da ekleyelim böyle. Sonra ne yapacağız? Şöyle birazcık dağıtalım ve güzelleştirelim. Arkadaşlar, tuzumuzu, suyumuzu kontrollü koyduktan sonra şöyle güzel olacak değil mi? Bunların üstüne azıcık su döküyoruz. Şöyle tamamına. Tamamdır. Şu oluştu. Şimdi bunları karıştıralım. Güzel karıştırıyoruz. Şöyle bir şuradan da yapalım. Kocaman bir hal alsın şöyle değil mi? Şöyle bastırarak yapıyoruz. Bir de çaprazla yapmamız lazım değil mi? Evet. Bu seramiğimiz arkadaşlar çok güzel kat seram yapabilirsiniz. Tamam, şimdi bitti. Şimdi size ne lazım? Bir tane kalıp. Bunun gibi bir kalıp. Bunun üstüne koyuyorsunuz, tamam mı? Vuruyorsunuz. Bununla başka şeyler yapabilirsiniz. Ben bir tane yapmak istiyorum. Güzelce. Şimdi ne yapıyoruz? Sakince arkadan başlayıp şöyle ya, çıkartıyorsunuz bunları. Şöyle çıkartalım. Bunları artık oynarsınız, ne yaparsanız yapın bunda. Tamam. Şimdi bunları şöyle minicik bir yıldızımız oldu değil mi? Çok küçük bir yıldız. Arkadaşlar bunları kurutacaksınız tabii 1-2 gün. Çok hızlı kurumasını istiyorsanız fırında da azıcık kurutabilirsiniz bunları. Kuruduktan sonra arkasına mısırsız yapıştırıp magnet yapabilirsiniz. Ya da kendinize süs koyabilirsiniz. Heykel de olabilir. Bilmiyorum, her şey olabilir. Şimdi bunu boyamasına geçelim. Hadi bakalım. Dermişsiniz. Tamam, geçelim şimdi. Bakın bunlar ben kuruttum. 1-2 gün. Hiç kurulamadım ben bunları. Şimdi geçelim. İlk önce ben yıldızımı boyamak istiyorum. Yıldız için ne yapıyorum? Tabii ki de boyalarınızı alıyorsunuz. Kesinlikle su boya değil. Yani kalıcı bir boya olması lazım, hemen çıkmayan. Arkadaşlar bunların adı akrilik boya. Alıp bunları yapabilirsiniz. Boyayalım. Azıcık suyla şöyle üstünden. Şimdi arka tarafımı boyuyorum. Şöyle limonata gibi oldu. Şimdi kaktüsümü boyayacağım. Kaktüsün üzerini azıcık şöyle yapayım bari ben. Şimdi kaktüsün ilk önce çiçeğiyle başlayalım. Çiçeğin için şöyle minik bir şöyle bunu arkadaşlar kalıpsız yaptık. Biz kalıpsız daha güzel olmuş şöyle. Akıyor. Şimdi kuruttum. Güzel de panta oldu. Tamam. Şimdi ne yapacağız? Yeşilimizi alıyoruz. Tamam. Şöyle bol sürüyorum buraya. Oldu. Güzel. Çok güzel oluyor. Arkadaşlar böyle çok detaylı yaparsanız ve minik böyle küçük. Al
yapıyoruz. Sanki hangi renk olsun bakıyorum. Güzel bir renk lazım bize. Şimdi saksıyı ben şöyle açık bir koyu kırmızıya boyamak istiyorum. Ya da bir açık neye boyasam? Şöyle siyah mı boyasam böyle? Hangi neye boyayacağım ama? Arkadaşlar şu an turuncuyu batırıyorum. Minik şöyle alıyorum şöyle minicik. Minik minik detaylıca. Ooo turuncu güzelmiş. Çok zor gibi bence ya bu. Arkadaşlar şöyle güzelce yaptık biz bunu. Şimdi neyimizi yapalım. Şimdi de balığımızı yapacağız. Balığı karşıma alıyorum. Seni nasıl tekleyeceğim bilmiyorum. Balığımızı ne yapacağız su balığına? Şimdi kafasını hangi renk yapalım? Mavi. Mavi istiyorum ben kafasını şöyle. Biraz yana şöyle. Aldım. Kafasını şöyle boyuyorum. Boya boya. Kırmızıya geçiyorum. Koyu kırmızı. Ne güzelmiş. Kırmızı değil ki ya. Mor nedir? Nedir ya bu? Mor diyebiliriz. Şimdi tüm rengi rengarenk bir balık olacak bu. İlk önce şu. Arkadaşlar şu anda ince detay yani rötuş yapıyoruz. İnce rötuş çok güzel oluyor. Arkadaşlar ilk önce böyleydi. Sonra böyle oldu. Şimdi ne yapıyor? Şimdi şunlarla bunları ya da başka şeyleri daha güzellerini ya da bir insan heykeli gibi insan yüzü kendinizi yapabilirsiniz. İstediğinizi yapabilirsiniz. Ya da buzdolabına koy. Orada soğutup istediğiniz zaman öyle oyun hamuru gibi oynayabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay.